Futbol arenadan mutlu günler. Bugün sizlere Eskişehir Spor'u anlatacağız. Hem onların geçmişteki başarılarını hem de son yıllardaki finansal sıkıntılarını öğreneceksiniz. Eskişehir Spor sıradan bir kulüp hiçbir zaman olmadı. 60'lı yılların sonunda ve 70'li yıllarda Türk futbolunun en önemli takımlarından biri haline geldi. Üstelik en çok kupa kazanan takımlardan biri de Eskişehir Spor. Lafı fazla uzatmayalım, ver jeneriği. Değerli dostlar, 19 Haziran 1965'te kuruldu Eskişehir Spor. Ama birçok Anadolu kulübü gibi onlar da birkaç takımın birleşmesiyle ortaya çıktı. Bu takımlar Akademi Gençlik, İdman Yurdu ve Yıldıztepe kulüplerinden oluşuyordu. Bu üç takımın birleşmesinden Eskişehir Spor meydana geldi. 60'lı yılların ikinci yarısı ve 70'li yıllarda Eskişehir Spor fırtınası tüm Türkiye'de esiyordu. Dile kolay, Türkiye'de bugüne kadar en çok kupa kazanan 5. takım onlar. Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası'nı kazandılar ve toplamda 5 tane kupaları müzesinde duruyor Eskişehir Spor'un. Aynı zamanda sanmayın ki Süper Lig'de bu takımın başarıları yok. Şampiyonluklardan dönmüş, direkten dönmüş bir takım onlar. Çünkü 1969, 1970 ve 72 yıllarında ligi ikinci sırada bitiriyorlar. En çok yaklaştıkları sezonsa 1972 yılı. Eğer Süper Lig'de şampiyon olmuş olsalardı, Trabzonspor'dan sonra Anadolu'da şampiyon olan ilk takım Eskişehir Spor olacaktı ama bu onlara nasip olmadı. Onların lakabı ise bir zamanlar Anadolu Yıldızı'ydı. Sevilla ile Avrupa'da oynadığı maçların hikayesiyle ilgili internette ya da kitapçılarda birçok eser ve yazı bulabilirsiniz. Eskişehir Spor'un fırtınalı yıllarının ardından 1982 yılında Süper Lig'e veda ediyorlar. Ancak hasret 2 yıl sürüyor. 84'te tekrar geliyorlar. Bu sefer 5 yıl Süper Lig'de mücadele ettikten sonra 1989 yılında tekrardan bir alt lige düşüyorlar. Hasret 7 sene sürüyor. 1995-96 sezonunda Eskişehir Spor Süper Lig'e yükseliyor ancak yükseldiği gibi geri düşüyor ve tam 12 sene sürecek hasret işte böyle başlıyor. 2004 yılında Halil Ünal kulübün başkanı seçiliyor. Ta ki 2007 yılına kadar, 2007 yılında görevini bırakıyor. Fakat 2008'de tekrar başkanlık koltuğuna oturacak Halil Ünal ama onun öncesinde Kemal Unakıtan'ın kulübe yapmış olduğu transferleri anlatalım size. 2007 yılında dönemin Maliye Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan Eskişehir Spor'a destekte bulunuyor ve 3 tane transfer yapıyor. Bu transferlerin kuşkusuz en görkemlisi Sergen Yalçın'la oluyor. Sergen Yalçın'ı Eskişehir Spor'a getiriyor ve eğer Süper Lig'e çıkılması halinde Ronaldinho'yu şehre getirmeyi vaat ediyor. Ama bu vaat hiçbir şekilde gerçekleşmediği gibi Kemal Unakıtan aradan geçen bir sezon sonra ben Ronaldinho derken esas Ronaldinho'dan bahsetmedim. O çok pahalı. Arkadaşlara talimat verdim. Brezilya'dan adı Ronaldinho olan bir futbolcuyu Eskişehir Spor'a getirecekler diyor. Bu açıklama Eskişehir Sporlu taraftarları hiç memnun etmiyor. Bir grup şaka olarak algılasa da diğer bir grup alay konusu olarak algılıyor. Takım 2007-2008 sezonunda Süper Lig'e çıkma başarısı gösteriyor. Sergen Yalçın yazın futbolu bırakıyor. Süper Lig'deki o ilk kadroda yer almıyor. 2008-2009 sezonunda Eskişehir Spor Hırvat oyuncularının ağırlıkta olduğu bir transfer sezonu geçiriyor. Aynı zamanda Süper Lig'in tozunu yutmuş birkaç tecrübeli isim de transfer ediyorlar. Ve kulübün kasasından sadece 1,5 milyon TL çıkıyor ve diyorlar ki kulübün herhangi bir borcu yok, neredeyse 0 kilometre, finansal yapı çok iyi şeklinde açıklamalar, haberler görüyoruz o dönemlerde. Şehrin havası da oldukça iyi, 12 senelik hasret bitmiş sonuçta ve taraftar kombinesini alıyor, tribünleri tıka basa dolduruyor. Bu arada dedik ya, 2008 yılında yeniden başkanlık koltuğuna oturan Halil Ünal, önce Bülent Uygun'u vaat ediyor ancak Bülent Hoca ile anlaşamayınca Rıza Çalınbay Eskişehir Spor'un teknik direktörü oluyor. Ama taraftar hem hocadan hem de kadrodan oldukça memnun. Ancak sezon içerisinde yönetimi şeffaf olmamakla suçluyorlar çünkü birçok 20-25 tane oyuncu transfer edildi.
bu transfer kaynağının nereden geldiğine dair şeffaf bir tabloyla karşılaşamıyor Eskişehirspor taraftarı. Nitekim oyuncular sezonun sonuna doğru antrenmanlara çıkmıyor. Neden? Çünkü paralarını alamamış vaziyetteler. İşte aslında finansal krizin ilk başladığı yıl 2009 yılı. Eskişehirspor ilk sezonu orta sıralarda bitiriyor. Takip eden sezon öncesinde Yula, Ümit Karan, Erkan Zengin, Sezer Öztürk, Burak Yılmaz gibi isimleri kadroya dahil ediyorlar. Hatta o sezon Alper Potuk A takımla profesyonel sözleşme imzalıyor ve 2009-2010 sezonunda Eskişehirspor ligi 7. sırada bitiriyor. Yeniden bir kongre yapılıyor ve Halil Ünal yeniden başkanlık koltuğunu kazanıyor. Bir sonraki sezon Eskişehirspor'un hedefi artık Avrupa kupaları oluyor. Bu ölçüde takıma takviyeler yapılıyor ancak Rıza Çalınbay dönemi bir sonraki sezonun içerisinde bitiyor ve Halil Ünal'ın vaadi yerine geliyor. Bülent Uygun Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü oluyor. Uygun takımı teknik direktörü oluyor. Enkaz alıyor adeta ama sezon sonunda ligi Eskişehirspor 7. sırada bitirmeyi tekrardan başarıyor. 2011-2012 sezonunda Ersun Yanal o zaman takımın başında. Ligi 5. sırada bitiriyorlar. 2013'te Alper Potuk'u 7 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye satınca kulübün bozulmaya başlamış ekonomisine bir can suyu oluyor o 7 milyon euro. Ancak buna rağmen çok eleştirilen Halil Ünal görevi yeniden bırakıyor. Taraftar da Halil Başkan'ı istemiyor açıkçası. Yeni başkan Mesut Hoşcan oluyor. Mesut Hoşcan'ın çok önemli kararları var ama bu kararlar bir türlü hayata geçirilemiyor. Geçirilen kararlar var aslında ama onlar da işe yarayacak düzeyde, borçları aşağıya çekebilecek düzeyde yatırımlar ve kararlar değil. Çünkü Mesut Hoşcan göreve geldikten birkaç ay sonra bir araştırma yapıyorlar. Kendisine devredilen borcun kendisine söylenenden en az 3 kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Takım yavaş yavaş kötü gitmeye başlıyor. Mesut Hoşcan bazı radikal kararlar alarak kulübün finansal yapısını düzeltmeye çalışsa da her ne kadar şeffaf bir yönetimde olsalar mesela oyunculara paralar ödenemiyor. Oyuncular bir kez daha antrenmanı boykot ediyor. Bir de şöyle bir durum var. Mesut Hoşcan döneminde kulüp iyi oyuncularını satıyor ama kadro yapılanmasını çok düşük seviyedeki oyunculardan gerçekleştiriyor. İyi oyuncular giderken düşük bütçeli kötü oyuncular gelince sportif başarı elde edilemiyor ve haliyle finansal yapıda tam olarak sağlanamıyor. Sportif başarı gelmeyince kasa da dolmuyor anlayacağınız üzere. Ve tüm bunların ışığında 2015-2016 sezonunda Eskişehirspor ligi 17. sırada bitirerek Süper Lig'e 8 senenin ardından tekrar veda ediyor. Eskişehirspor yeniden yine Halil Ünal diyor ve Halil Ünal yeniden başkan seçiliyor Eskişehirspor'da. Taraftarlar da yumuşamıştı açıkçası çünkü Halil Ünal en azından daha iyi mücadele edebiliyordu borçlarla. Kulübün borcunun 92 milyon TL olduğu açıklandı. Alpay Özalan'la Süper Lig hedeflendi ama Alpay Hoca'yla o hedef hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bir sonraki sezon Mustafa Denizli geldi. Ligi 3. sırada bitirdiler. Playoff'ta finale çıktılar. Göztepe karşısında dramatik bir sonuç aldılar. Penaltılarla Süper Lig biletini kaçırdılar. Eğer Süper Lig'e çıkabilmiş olsalardı finansal yapı az da olsa nefes aldıracaktı Eskişehirspor yönetimine. Ancak bu durum gerçekleşmedi. En önemli kırılma noktası o sezon Süper Lig'e çıkamamak oldu. Ardından diğer sezonlarda Eskişehirspor yavaş yavaş uçuruma doğru sürükleniyordu. 2017'de kulübün yeni başkanı Sinan Özeçoğlu oldu. Kulübün finansal durumunu tüm çıplaklığıyla masaya yatırdı ve öyle usulsüzlükler ortaya çıkardı ki mesela 20 milyon TL yönetime haber verilmeden harcanmış. Menajerlere %10 pay verilirken %60 olarak verildiği ortaya çıkarıldı ve tabii bu da Eskişehir camiasında önemli bir sorun olarak ortaya çıktı. Eskişehirsporlu futbolcular paralarını alamadıkları için maç sırasında protesto bile yaptılar. Takıma sadece taraftar sahip çıkabiliyordu. Sinan Özeçoğlu buraya kadar dedi ve yeni başkan kim mi oldu Eskişehirspor'da? Yeniden Halil Ünal başkanlık koltuğuna oturdu. Borç 200 milyon TL'ye dayanmıştı artık. Eskişehirspor TFF 1. Lig'de kalınca borç 200 milyondan 150 milyon TL'ye geriledi ama bu da yetmedi tabii ki.
Bazı kampanyalar yapıldı, taraftarların yapmış olduğu kampanyalar oldu. Çünkü şehirdeki hava yakalanmalı ve borç azaltılmalıydı. Ama bu istenilen seviyede gerçekleşmedi. Kulüp oyuncularına lisans bile çıkartamayacak noktaya geldi. Gençler oynuyordu artık ve Halil Ünal bir kez daha koltuğu bıraktı ama bir daha geri dönmemek üzere. Yeni başkan Kaan Ay oldu ama uzun sürmedi. Ondan sonraki başkan Osman Taş oldu. Puan silme cezaları da kendini gösterdi. Taraftarlar kendi aralarında para topladı. 70 bin TL topladı, oyunculara teslim etti. Taraftarlar Eskişehirspor'u çok sahipleniyordu ama şehrin önde gelenleri Eskişehirspor'a sırtını dönmeye başladı. Halihazırda şu an Mustafa Akgören başkan ve kendisi bir şekilde Eskişehirspor'u ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak işler gerçekten Eskişehirspor'da çok zor. Bir efsane takımın küme düşme hikayesi bu aslında ve uzun sürede sportif başarı elde edemeyeceklermiş gibi görünüyor. Ama Kocaeli Spor anlattık burada size. Çok önemli Anadolu takımlarını anlattık. Gün gelecek Eskişehir Spor'un yükseliş ve diriliş hikayesini de size anlatacağız. Bundan çok eminim. Umuyoruz ki bir gün yükseliş hikayesini de anlatırız. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.